Kanal 5 Elazığ stüdyolarından hepinize merhaba. Sevgili seyirciler, bugün çok özel konuklarım var. Kısa dönem içerisinde çok güzel çalışmalarıyla AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Serpil Bulut ve Ekonomik STK'nın ASKON Anadolu Aslanları Elazığ Şube Başkanı ikimiz bir arada programımıza başlıyoruz. Ben konuklarımı tanıtırken kendilerine hoş geldiniz diyorum. Sayın hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş Kanal bulduk. 5 ailesi sizi yakinen tanıyor. Şeref verdiniz, aday olamadınız. Evet. Ama milletin gönlünde yine milletvekili adayı gibi Evet. karşılanıyorsunuz gözlemlediğimiz kadarıyla. Sayın Taylan Özdal, Efendim merhaba, ASKON ben Şube de iyi Başkanı. akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. Kanal 5 izleyenlerine de iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün konularımız ülke ekonomisi, Elazığ ekonomisi, siyaset, bölgesel sorunlarımız ve ülke sorunlarıyla ilgili konuşacağız. Ben önce Sayın Milletvekilime söz hakkı vermek istiyorum. Sayın Vekilim, herkesin çok merak ettiği ilimizin sorunları ve çözümleriyle ilgili konuşacağız. Tabii Ekonomik STK Başkanımız burada. İsterseniz sorunları önce ondan alalım. Siz de bir siyasetçi olarak neler yaptığınızı, neler yapacağınızı belirtin. Tabii Buyurun öncelikle Sayın ben Özdal. de Tabii bir selam vermek isterim Evet, sevgili buyurun. izleyicilerimize. Evet. Program davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kısa dönemde olsa böyle bölgenin, ülkemizin en değerli illerinden birisi olduğuna inandığım memleketimin 5 aylık bir süreçte olsa parlamentoda temsil vazifesini yapmış olmanın gururunu yaşıyorum. Bazen de diyoruz ki 5 aylık bir vekaletten sonra inşallah asaletimiz onaylanmıştır. Evet. Bundan sonra asil temsilcisi olarak da nasip olur ise önümüzdeki hizmetlerimize, eksik kalan, yarım kalmış olan hizmetlerimize bundan sonraki süreçte de vekil olmadan önceki dönemdeki çalışma ivmemizin daha üzerindeki bir ivmeyle inşallah devam edeceğiz. Ben tabii siz bunu söylerken hemen gireyim. Önceki gün aday tanıtım toplantısı vardı Elazığ milletvekillerinin. Ve halkın size karşı teveccühlerini birebir gözlemlediğim için bu cümleleri saydım. Teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sayın Başkanım, Evet, ASKON. Elazığ'ın sorunlarını Evet, sordunuz. evet. Sorunumuz bitmez. Sorun da bitmesin. Aslında sorunların varlığı gelişimin varlığını ifade eder. Evet. Gelişim ve değişim varsa sorunlar da var demektir. Ama başarı sorunları çözebildiğimiz oranda gerçekleşen bir kavramdır. Hakikaten ben Sayın Vekilime bütün KOBİ'lerimiz adına ve ilimiz adına teşekkür ediyorum. Çünkü çok kısa bir mesai yapmamıza rağmen çok 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 önemli adımlar attık. Belki bu attığımız tohumlar hemen meyveye dönmeyebilir bu kısa süre içerisinde ama bunlar ağaç olacaklar eminim. Ve çok çok faydalı işler yapmış olduğumuzu çok daha böyle zaman geçmeden çünkü bu hız belki de bu kadar dar oluşu biraz da hızlı yürüyüşümüzü Kesinlikle. gerektirdi. Ve başardık elhamdülillah. Başarıyoruz da. Tabii onları başardığımızda yeni sorunlar da çıkacak. Onları da çözmek için inşallah yine bir Serpil Bulut hanımefendi gibi bir vekil bulur Elazığ ve birlikte yürürüz diye düşünüyorum. Bizim tabii bu süre içerisinde ve bundan önceki süreçlerde tespit ettiğimiz ve üzerinde çalıştığımız ve her alanda bunları kamuoyuyla paylaşmaya çalıştığımız sorunlarımız var. Çözümlerini rica ettiğimiz kurumlar da var ama siyaset mekanizması bu işin başında. Neden başında? Çünkü Türkiye çok siyasete bağlı yürüyen bir ülke. Ekonomik refleksleri siyasi reflekslere bağlı, sağlık gelişimi siyasi reflekslere bağlı, sosyal gelişimi siyasi reflekslere bağlı. Ne kadar özel sektör güçlü olursa olsun, kamu yatırımları olmadan aslında Türkiye'mizin çok ciddi hamleler yaptığını göremiyoruz. Onun için siyaset mekanizması önemli. Biz tabii ilk vurguladığımız şuydu. Bütün devlet destek mekanizmalarının oranlarını karşılaştırdığımızda ilimizde bu oranların çok düşüklüğü dikkate değer bir sorundu. Biz ilk önce bunu ele aldık.
Bakın TKDK burada biraz öne çıktı. Çok başarılı işler yaptı. Ama onun dışında adını bile bilmediğimiz birçok destek mekanizması var. Ve maalesef biz belki biraz bizde de eksiklik vardı. Biz de bunları tam olarak KOBİ'lerimize yansıtamadık. Böyle destekler var ve bunlardan faydalanmamız gerektiği ile ilgili. Bizim bölgemizde en çok yatırım sermayelerinin azlığı ve işletme sermayelerinin azlığı sebebiyle şirketlerimiz, kurumlarımız büyüyemiyor. Bu büyümeyi ancak bu destek mekanizmalarıyla sağlayabiliriz. KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı'nın İhracat Daire Başkanlığı, TÜBİTAK, işte Avrupa Fonları, Kalkınma Ajanslarımız, Dernekler Daire Başkanlığımız, DAP, İŞKUR, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların desteklendiği, Kalkınma Bankası destekleri. Ya biz bunları tam olarak KOBİ'lerimize indiremedik. Bu destekler var. Bir su akıyor ve biz bu suyu kovamızla alıp evimize koyamıyoruz. Bununla ilgili Sayın Vekilimizden yardım istemiştik. Bu işi bir projelendirdik. Neler yapılabilir, nelerin eksiği var, hangi destek mekanizmaları ile ilgili neler yapabiliriz diye. Sağ olsun o da bu konuda elinden geleni yaptı. Bizlerle birlikte birçok mesai paylaştı bu alanda. En çok da yine TKDK ile ilgili olan çalışmalarda. Evet, özellikle TKDK ile ilgili bölgemizde yaklaşık 276 tane yapılmış proje ve buna ait 200 milyon TL'lik eski parayla 200 trilyonluk bir hibe ilimize, KOBİ'lere kazandırıldı. TKDK ile bunu başardık ama biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi biz KOSGEB'de özellikle Türkiye'de diğer illerimizdeki vekil arkadaşlarımızla bu konularla alakalı görüşmeler yaptığımızda KOSGEB desteklerinden Elazığ ile karşılaştırdığım zaman en az 10 kat daha fazla faydalandıklarına şahit oldum. Birçok projelerinin KOSGEB destekleri sayesinde hayata geçirildiğini ifade ettiklerinde bizim ilimizde acaba bir sınırlama var, bir ekonomik sınırlama var, şu kadar projeye destek veriliyor da sizde bizden 10 kat fazla mı projeye destek veriliyor diye sorduğumda hayır siz bilmiyorsunuzdur cevabıyla karşılaşmıştım. Gerçekten KOSGEB başta olmak üzere yine TKDK destekleri bizim ilimizde TKDK başkanımızın da özel çabasıyla ben kendilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bunun varlığının üreticiye iş yapmayı planlayan arkadaşlarımıza bildirilmesi gibi çok basit görülen ama çok önemli bir noktada çok ciddi mesai harcamıştır. Bu mesai sayesinde elindeki imkanları ilgili arkadaşlarımıza sunma fırsatı yakalamıştır. Burada şunu da ifade etmem gerektiğini düşünüyorum. Marifet iltifata tabidir. Bizim İller Bankası Bölge Başkanımız Ali Bey de bu konuda çok emek sarf etmiştir. Ben 7 Haziran seçimleri öncesi yaptığım ilçe belde gezilerinde ilçelerdeki özellikle belediyelerin Ali Bey tarafından görevlendirilmiş İller Bankası'nda çalışan ekipler tarafından ziyaret edildiğine hiç unutmuyorum 3 Ocak beldesindeki ilimizin en uzak beldelerinden birisidir. Merkeze en uzak beldelerden birisidir. O beldede bir akşam saat 6-7 sularında bir cuma günü İller Bankası'ndan giden bir ekibin İller Bankası'nın beldenin belediyesine yapabileceği katkıların ayrıntılarını anlatırken karşılaştım ve çok duygulanmıştım. Ülkemizde işine böyle ehemmiyet gösteren ve bunu bir vebal olarak gören idarecilerimizin bulunması en büyük avantajlarımızdan birisi. Bu projeyi gerçekleştirirken de aslında bu tür idarecilerin sayısının mutlaka artırılması temelinde aslında biz yola çıkmıştık. Gerçekten URGE destekleri, ARGE destekleri, SODES destekleri, TÜBİTAK destekleri, biz akademisyen olduğumuz süreç içerisinde bile yaptığımız çalışmalara dışarıdan sponsor ararken aslında bir süre sonra yıllar geçtikçe 2010'lu yıllara geldiğimizde bu projelere TÜBİTAK'ın karşılıksız hibe tarzında destek verdiğini öğrenmiştik ve bunu yıllardır yaptığını öğrenmiştik. Bizim eksiğimiz sahip olduğumuz değerleri bilemememiz. Bu konuda da bilgilendirilemememiz maalesef. İşte bu madde başlığı altında hayata geçirmeye çalıştığımız şey aslında
mevcut olan destekleri artırmanın, kullanma şansını artırmanın iki önemli yolunu, iki önemli ayağını hayata geçirelim diye planladık. Bunlardan birisi bu destekleri sağlayan kurumlar tarafından yapılacak çalışmalarla hizmet alanlarına, hedef kitlelerine bu bilgilerin iletilmesini sağlamak. Evet. En önemli vazife bu aslında. İkincisi de bu hizmet alanlarından faydalanabilecek, faydalanma imkanı olan sanayicimize, iş adamımıza, girişimcimize veya eğitimcimize bu imkandan faydalanma cesaretini vermek. Çünkü ben bu projeyi hazırlayamam düşüncesiyle, proje kelimesinin altında ezilen çok sayıda işverenimiz evet, var. Maalesef. Ben bunu hazırlayamam, kim yapacak ki, boş ver sağdan soldan toplayayım düşüncesiyle evet, olaya yaklaşabiliyorlar. Bu konuda bu projeyle ilgili fikir üreten arkadaşlarımı da özellikle tebrik etmek evet, istiyorum. Bu süreçte elimizdeki imkanlardan aslında var olanı nasıl kullanacağımızı, nasıl kullanabileceğimizi ve kimlerin faydalanabileceği konusunda biz orada bir aracı kurum vazifesi gördük. Evet. Burada ben kısa bir araya gireyim. Özür dilerim. Sözünüzü kesmiş buyurun, olmayayım. Buyurun. Tabii ilk defa yaşadığımız bir şey. 90'lı yıllardan beri televizyonculuk hayatında, 94 yıllarında yerel televizyonlarda gazetecilik döneminde gerek iş adamı sıfatımızda ilk defa bir STK başkanıyla bir milletvekilini bir araya getirmiş gibi olduk ve uyum içinde konuşmalarınızı dinlerken bunu neye borçlusunuz? Yani ikinize de soruyorum bu soruyu aslında. Bunun altyapısı neydi? Şimdiye kadar neden böyle bir şey yaşanmadı? Bu benim dikkatimi çektiği için araya girmek zorunda kaldım. Ona müsaade ederseniz ben cevap vereyim. Evet. Buyurun. Şimdi Sayın Karakaya şöyle bir şey arz edeyim. Bizim belki bu destek mekanizmalarından da önce konuşmamız gereken bir sorundu bu ama işte bir 12-13 tane böyle kanayan yaramız var ekonomiyle evet, ilgili. Onları arz edeceğim şimdi. Ama neredeyse sıfırıncı maddesi bu. Bizim bir söylemimiz var. Diyoruz ki kovanından çıkmayan arı bal yapamaz. Ben iş yerimde oturduğum sürece sektörel büyümemi gerçekleştiremem. Çıkıp kulağımla, gözümle görmeliyim, duymalıyım, dokunmalıyım, hissetmeliyim. Sektörümle ilgili büyüme için. İl dışına çıkmalıyım, yurt dışına çıkmalıyım, gelişimleri görmeliyim. Kurum yöneticilerimizin de böyle olması gerekiyor. Milletvekillerimizin de böyle olması gerekiyor. Çıkıp hakikaten sorunun kaynağı nerede ve bu sorunun çözümüyle ilgili kimin ne fikri var? Bunu iyi analiz etmeli. Kendi oturduğu bürosundan, odasından, kurumundan şöyle bir sorun varmış. O sorunun çözümü de buymuş. Haliyle hareket ettiğimizde ne sorunlar doğru düzgün tespit edilir ne de buna ilişkin doğru bir çözüm ortaya konulabilir. Sayın Vekilim böyle bir mekanizmayı kırdı aslında. Kötü bir mekanizmaydı. Bize geldi seçimlerden çok önceydi. Belki de neredeyse seçimlerle de çok ilgisi yoktu. Yine bir sivil toplum kuruluşu temsilcisiydi Sayın Vekilim. Birlikte neler yapabiliriz dedi. Ve bu soru bizi bu açılımlara, bu mesailere getirdi. Tabii insanların etki alanı arttıkça, belki statüleri, toplumsal ve mesleki statüler de değiştikçe etki alanları da değişiyor. O gün ikimiz de kara kara düşünürken sorunlar üzerinde bugün çözüm noktasında olmuş olduk. Ve vakıf olarak yürümüş olduk. Benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Mesela bürokraside genelde hantallaşmış bir ilimizde bir bürokrasi var ama bir TKDK'ya örnek verebiliyoruz başarılı bir evet, çalışmayla. İller Bankası Sayın Vekilim söylüyor Ali Bey'di ben de çok yakın tanırım. Katılıyorum %100 doğru. Ve birçok belediyelere hibe şeklinde işte içme suyu borularından tutun da farklı kalemlerden hibe programları olduğunu belediyelerde yeni öğrenmiş oldu. Ama burada Sayın Vekilim STK'ların da sıkıntısı vekillerin gerek STK'larla istişare etmemesi, gerek kendi aralarında istişarede bulunmaması. Çünkü benim de bir siyasi geçmişim olduğu için ya siyasetin içinden gelen biriyiz. Ticareti de içindeyiz zaten. Burada bu farklılığı şimdi gerçekten belki Türkiye'de de ilk defa bir şey yapıyoruz. Bir milletvekiliyle, iktidar partisi milletvekiliyle bir STK başkanı bir arada böyle güzel projelerle, çalışmalarla birlikte bunu herhalde ki Kanal 5
ilk defa böyle bir şey yapıyor. Türkiye genelinde de çok dikkatimi çekmedi. Yani bir vekille bir STK başkanının bir arada uyum içinde bazı şeylere çare bulmaları. Ben bunun için katıldım araya. Birbirlerinden biraz kaçarlar da ondan. Evet. Çünkü sivil toplum kuruluşu temsilcileri sorunları ortaya koyar. Evet. İşte çözümünü bekler siyaset mekanizmasından. Evet. Ama Sayın Vekilim birçok meselede yanımızda olduğu için bugün böyle bir birlikteliği sağlamış olduk. Evet. Oldu. İnşallah şimdi, daim olur her zaman. Şunu mutlaka ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir şeyi yapmaya niyet ettiğiniz zaman özdeki niyetiniz son derece önemli. Evet. Ne için o yola çıktınız? Siyasete girerken amacınız vekil olmak ise olduğunuz gün biter. Yemin edince de noktayı koyarsınız. Ben bir akademisyendim, tıp hekimiyim. Hayatımı tamamen çözüm odaklı bir yaşam prensibiyle şekillendirdim. Böyle yapmak zorundayım. Çünkü çözüm odaklı yaklaşmadığınız zaman hastanıza bir faydanız olmaz. Yüzlerce sebebi araştırın durun. Hastaya bir faydası olmadıktan sonra size sermaye olarak geri dönmez. Manevi sermayeden bahsediyorum. Dolayısıyla siyasete girişimin temel sebebi şuydu. Çözüme ulaşabilmek için nihai karar merci olduğunu düşündüğüm siyasi mekanizmanın içerisinde aktif olarak bulunmak istedim. Bir de parlamentonun işleyiş sistemi konusunda çok fazla fikrim yoktu. Ben tıp fakültesini bitirdiğim zaman en az öğrenerek mezun olduğum branşın nöroloji olduğunu fark ettim. Dedim ki o zaman ben bunun ihtisasını yapayım. Diğerlerini az çok biliyorum. Onun üzerinde ilerledim. Evet. Siyaseti de daha iyi nasıl öğrenebilirim sorusunun cevabı belki parlamentoya gitmemde de bir girmemde de bir katkısı olmuş olabilir. Bu süreçte şehrimle ilgili ne yapabilirim? Ne yapabileceğinizi belirlemeniz için önce şehrinizin temel dinamiklerini öğrenmek durumundasınız. Şehrinizin temel sorunlarının adını koymak zorundasınız. Bu isimleri koyduktan sonra da, belirledikten sonra da yapacağınız şey bunlara nasıl çözüm üretebilirimdir. Çözümü tek başına üretme şansınız yok. Hangi kanallarla hangi konuda çözüm üretebilirsiniz? Bugün bahsedeceğimiz konular genellikle ekonomi ve sanayi ile ilgili konular. Evet. Bu konularla ilgili işbirliği yapacağınız kurum bellidir. Bölgemizde de bu konuyu en iyi temsil eden STK'lardan birisi olan, hatta birisi diye ifade edeceğim, yine aynı şeyi söyleyeceğim, Marifet İltifat'a tabidir. Bu işi en iyi yapan ekip olduğunu düşünüyorum. ASKON'la beraber bu yola çıkmamın ikimiz için de, ikimizi de her iki cihanda mutlu edecek sonuçlara vesile olacağını düşündüğüm için. İkinizin de amacı zaten Elazığ. Elazığ'daki sorunlara kısa İkinizin dönemde nasıl çözüm üretebiliriz? Kişisel değil, Elazığ olduğu için. Tabii STK doğru partner çok önemlidir. STK abi. Ve milletvekili bir arada olunca genelde tartışma çıkar. Tabii bizim şu anda biz de tartışıyoruz benim hangi yoldan şu anki program içinde gördüğüm evet güzel projeler hazırlamış ASKON başkanımız ve siz de bunu sürekli takip etmişsiniz. Doğru olanında evet. Çözümünde evet. Yanında bulunmanız. Öyle olmalıydı. Öyle doğru mekanizma evet. Da böyle kurulur. Evet. Aslında bizim, bu özlenen bir tablo. Tabii bizim mesailerimiz kamusal bir hizmet görüyorsanız mesaileriniz kamuyu ilgilendirmeli. Şahsınızı, çevrenizi, eşinizi, dostunuzu ilgilendirmemeli. Bu evet. Bir defa hem etik olan budur hem de ahlaki olan budur. Tabii derdi kamu hizmeti olunca da İnsanların uykusu kaçıyor. Niye? Size bel bağlamış yüzlerce, binlerce insan var. KOBİ'lerimiz var, sıkıntılarımız var. Bir an evvel çözüme kavuşturmak zorunda olduğumuz meselelerimiz var. Burada uyumanın, işte savsaklamanın, işi ötelemenin, ertelemenin vicdanınızla ilgili bir takım sorunlar oluşturması gerekiyor. Bizde bu sorunlar var. Biz bu, elhamdülillah bu sorumluluğu taşıyoruz. Ve bunları sorun olarak kendimize adlediyoruz. Onun için belki de biraz bu kadar kısa zamanda hemen bunları oluşturabildik. Müsaade ederseniz tabii, devam buyurun, edelim. Buyurun, devam edin. Bitebilir. Devam edin. Bizim çok şiddetle yeni bir karma organize sanayi bölgesine ihtiyacımız vardı. Bakın şu gün için bu bir ihtiyaç mıdır deseniz hayır derim. Bu yıl için ihtiyaç değil. Önümüzdeki yıl için de ihtiyaç olmayabilir. Ama 3 yıl sonra kesinlikle bu şehrin en makro ihtiyacı olacak. Çünkü ben yatırım kararlarını biliyorum, yatırıma destek veren kuruluşları biliyorum ve yatırım yapabilecek muhtemel firmaları biliyorum. Çünkü biz görüşüyoruz, bu işin mutfağında biziz.
kaç tane firmanın 2016 yılında, kaç tane de 2017 yılı içerisinde Elazığ'a yatırım planı hazırladığını, planlamasını aldığını ben biliyorum. Ve bu karma organize sanayi bölgeleri birdenbire ortaya çıkmaz. Bunun bugün hadi desek 5 yıllık bir serüveni var. En az. Evet. Çok iyi bir mesai yaparsak bile. Çünkü bakın biz araziler üzerinde çalışırken şunu gördük. İçi tamamen kamu arazisi bulmak çok zor. İçinde mutlaka şahıs arazileri var. Ve bunların kamulaştırmaları çok uzun yıllar alıyor. İtirazlar oluyor. Bunda benim tecrübem de var. Başkanım en genç müteşebbis sıfatıyla Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk kuruluş yıllarında sayın vekilim. Askerliğimi yeni bitirmiş bir iş adamı olarak o dönemde. Kaç yıl sürdüğünü çok iyi bilenlerden. Evet, en az bu da 5 yıl sürer. Bugün için ihtiyaç değil ama 5 yıl sonra, 3 yıl sonra kesinlikle bir ihtiyaç. Bari 2 yıl gecikmeli yapalım bu işi. Evet. Çünkü biz kronikleşmeden bir hastalığın tedavisinin daha kolay olduğunu biliyoruz. İhtiyaçlar zirve yapmadan aşağıda belirlenip sorun haline dönüşmeden çözmemiz gerekiyor. Bunu seçimlerden önce başbakanımız Elazığ'a gelmeden evvel de sayın vekilimizle çalıştık ve bir dosya halinde takdim ettik. Ne oldu? Evet. Kendisinden duyalım. Seçim çalışmaları süresince bununla ilgili kendisi de seçim propagandalarımızı yaptığımız süreçte bunları kullanıp kullanamayacağımızı kendisine sorduk. Böyle bir söz verebilir miyiz diye. Sayın Başbakanımız da elbette verebilirsiniz, altyapısını hazırlayın. Bu vazifeyi de ben size veriyorum dedi. O dönemde istişare ettiğim arkadaşlarımdan bazıları biraz da böyle yumuşak bir ifadeyle ne kadar sanayiniz var ki karma organize sanayi kurmayı hayal ediyorsunuz veya ihtisas organize sanayi kuracak kaç tane spesifik ihtisaslaşmış kurumunuz var şeklinde olaya yaklaşınca ben birazcık incindiğimi hissetmiştim. Ve bu incinirken de acaba gerçekten söylediklerinin altında doğruluk payı olabilir mi düşüncesiyle farklı istişarelerde bulundum. O dönem yine şehrimizin biliyorsunuz biz 7 Haziran'dan sonra vekil olarak parlamentoya gittiğimizin ertesi günü telefonlarımız şehirden gelen işsiz kardeşlerimiz tarafından yoğun bir şekilde meşgul edilmeye başlandı. 10 tane telefonun 9 tanesi iş talebiyle ilgiliydi. Bu iş taleplerini şehrimizde bulunan sadece kamu kurumlarıyla, belediyeyle, hastaneyle, üniversiteyle karşılama imkanımız yoktu. Fakat bunu sizden iş talep eden, size gönülden bağlı, sizinle geleceğini ümit katmış, sizinle geleceğini ümit katmış olan, beklenti içinde olan vatandaşlarımıza bunları, bu mazeretleri sunmak durumunda değilsiniz. Madem ki şehrin vekaletini aldınız, sorunlara çözüm üretmekle yükümlüsünüz. Öyleyse bizim bölgemizde işsiz kardeşlerimizin iş bulabileceği, çalışabileceği her kademedeki nitelikli veya niteliksiz kardeşlerimizin alanları oluşturmamız gerekliliğini o zaman fark etmiştim. Ve bunun için yaptığım çalışmalarda yine bölgemize daha fazla yatırım yapılabilmesi için mutlaka teşvikle ilgili bazı iyileştirmelerin yapılması zorunluluğunu fark etmiştik. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalardan biraz bahsederiz ama kendi konumuza gelecek olursak teşvikle ilgili çalışmalar sırasında karşılaştığım bazı büyük firma yöneticilerinden bölgemize yatırım yapmalarını talep ettiğimde kendileri de ilgili konuyla ilgili sanayi bölgesi veya ihtisas organize sanayi bölgeleri olup olmadığını sordular. Evet. Ben de 3-5 yıl içerisinde hazır olacak efendim işte cevabını vermek durumunda kaldım. Sayın vekilim biz de yıllardır bunu arz etmeye çalışıyoruz. Evet. Hem kamuoyuna hem yetkililere. Şimdi bizim yeni bir karma organize sanayi dedik 5 yıl kadar sürer. Bakın ihtisas bölgeleri işte şu anda çok acil gıda ihtisas organize plastik, sanayi bölgesine ihtiyacımız var. Plastik doğdu, geçiyor tekstil. Tabii. Bakın plastikte çok önemli bir firmamız Elazığ'a yatırım kararı aldırdık. Burada bir toplantı yaptık, İstanbul'da toplantı yaptık. Genel başkanlarımız da düzeyinde toplantıya başkanlık ettiler. Bu firmayı buraya getirebilirsek sektöründeki onu takip eden firmaları da beraberinde sürükler getirir demiştik. Geçen ay iki firma daha ilimizde organize sanayi bölgesinde yatırım kararı aldı plastik sanayi ile ilgili. Oyuncak sektörüyle ilgili. Şimdi 56 ülkeye ihracat yapan bir firmanın
buradaki yatırımlar da bitince, tamamlanınca 84 ülkeye ihracat yapacak. Böyle büyük bir firmanın burada oluşu, diğer bakın onu takip eden, sektör lideri olduğu için bu firma, onu takip eden firmalar da hemen çeker, otomatik çeker buraya. Bu çekeceği hali biz gördük. İki tane geldi bugün ama daha 7-8 tane daha talep var. Olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Onlar da yatırım planlarını almaya çalışıyorlar. Şimdi bakın, eğer siz 15-10 sayısı çok önemli değil, belki 3 ile bile bir ihtisas bölge kurmuşsanız, diğer yatırımcıların da, ülkedeki diğer illerdeki yatırımcıların da ilgisini çeken bir alan oluşturmuş oluyorsunuz. Ve bizim elimiz kolaylaşıyor. Yatırımcının buraya gelişindeki, işte Sayın Vekilimin ifade ettiği, ihtisas bölgeleriniz var mı, orada olmak isteriz dediğinde, orada bir takım cazibesi doğduğu sebebiyle bunu soruyor. Kayseri'nin gelişmişliğinin sebebi budur. Konya'nın gelişmişliğinin sebebi, Antep'in gelişmişliğinin sebebi budur. İhtisas bölgeleri ve firmaların kümeleme sağladığı sebebiyledir. Şimdi biz burada hangi sektörde kümeleme sağlarsak, hangi sektörün kümelemesi için uğraşırsak uğraşalım, ihtisas bölgeden başka çıkar yolumuz yok. Karma organize sanayi bölgeleri kümelemeyi yeteri kadar sağlayamıyor. Bu bir Türkiye realitesi, bu bir dünya realitesi. Kümelemeyi sağlayabilmemiz için sektörlerde kendi ihtisas bölgelerini oluşturmamız gerekir. Biz tabii dosyayı sunduğumuzdan sonra vekilimize ne bununla gelişti ilgili, biz de tam şöyle, takip biraz edemedik. Önce ifade Sayın vekilim, sözünüzü unutmayın. Kısa bir ara vereceğiz. Ben organize sanayi derken, Uşak'ın nüfusu Elazığ'ın 1/3 kadar. Hem organize sanayi bölgesi hem karma organize sanayi bölgesi var. Yani iki bölgeyi de gezdirenlerden biriyim. Tabii 1/3 nüfus. Bir de onu göz önüne alarak söylüyorum. Kısa cümlelerinizi tamamlayın olmazsa. Bir kısa ara verelim. Biraz önce ifade ettiniz ya, hastalık kronikleşmeden tedavi etmek lazım. Bu organize sanayi bölgesinin kurulumunun ön hazırlığını, hastalık olmasın diye aşı gibi düşünmek lazım. Hiç hastalığın ortaya çıkmaması inşallah için. Öyle olur. Çünkü yarın talep eden kurumların bölgemize gelmesi için altyapının hazır olması gerekir. O sanayi bölgesinin altyapısının hazır olması gerekir. Bununla ilgili dosyayı hazırlamıştınız. Teşekkür ediyorum. O dosyaya alışımızı müteakiben biz arazi tespit çalışmalarını gerçekleştirdik ve gerekli önerileri, teklifleri aldık araziyle ilgili. Sayın Valimizle bunun daha sonraki süreçte görüşmeleri devam edecek. Başlamıştı. Devam ettireceğiz inşallah ve en kısa sürede hem organize sanayi bölgesi kurulumu hem de ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulumunun çalışmaları başlamış olacak önümüzdeki süreçlerde inşallah. Ben teşekkür ediyorum. İkinci bölümde tekrar bir arada olacağız. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra konuklarım AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Serpil Bulut ve ASKON Anadolu Aslanları İş Adamı Derneği Elazığ Şube Başkanı Taylan Özdal. Az sonra birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, ikinci bölümde tekrar bir aradayız. Konuklarım Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Serpil Bulut ve ASKON Elazığ Şube Başkanı Taylan Özdal. Evet, yarım bırakmıştık. Sözünüzü kesmiştik. Sorunlarımız aradan sonra evet, programa da sığmaz. İlimizin sorunlarıyla ilgili hızlı ekleyeceğiniz son sözlerinizi alalım. Evet. Başka konulara geçeceğiz burada. Buyurun Taylan Bey. Bizim çok şiddetli ihtiyaç duyduğumuz bir de enerji organize sanayi bölgesine ihtiyacımız var. Şimdi organizelere konuştuk ama aslında bunu biz adlandırıyoruz. Enerji organize sanayi bölgesi diye isimlendirdiğimiz, bizim isimlendirdiğimiz projemizin ismi. Böyle bir organize sanayi yok. Evet. Bunu şu sebeple adlandırdık. Bundan bir yıl kadar önce enerji üretimiyle ilgili arkadaşlarımızla istişare ettik. Gerçekten bir şeyler üreten insanlar enerjiye ihtiyaç duyan insanlardır. Enerji sarfiyatımız gider kalemlerimizin başında bizim. Ve bununla ilgili enerji dönüşüm sistemlerine ihtiyaç duyduğumuz bir de aşikar. Neler yapabiliriz diye düşündüğümüz ilk fırsatta, ilk olanakta karşımıza çıkan güneş panelleriyle elde edilen elektrik enerjisi dönüşümü oldu. Burada
Biz bunu da daha sistematik, daha profesyonel bir halde nasıl yapabiliriz diye düşündük ve dedik ki her birimiz, her bir işletme sahibi 1 megawatt enerji üretiminin lisansa gerek duyulmadığı sebebiyle üretebileceğimizi ve bu enerjinin de işletmelerimize yeterli olabileceğinde kanaatimiz hasıl oldu. Ve 20-25 tane müteşebbis, evet bunu yapmalıyız haliyle mütabakat kurduk. 25 tane tesisi bir anda yapılamayacağı hali ortaya çıktı. Bunları işte enerji piyasasına yazdık, TİH'a yazdık, birçok enerji bakanlığına yazdık. Dönüşler oldu ve bu dönüşlerin sonunda evet böyle bir şey gerçekleştirilebilir denildi. Kanun oluşmasına gerek yok, yönetmeliğimizle biz bu işi çözebiliriz denildi ve Enerji Piyasası Kurulu 7 kişiyle, en az 7 kişiyle oluşabilecek toplu enerji üretimlerini, kooperatif şeklinde enerji üretimlerine müsaade etti. Ve biz de hemen kaldığımız yerden işlerimize devam ettik. Bununla ilgili de gelip yine tıkandığımız bir takım meseleler oldu. Onu da Sayın Vekilimizle dosya halinde evet. Sunduk. O dosyayı da biz alır almaz hemen TİH ile görüşmelerimize başladık. Evet. Hatta TİH Genel Müdürü ile de Sayın Başkanım'la beraber görüşme yaptık. Arkasından bu görüşmenin ardından gerekli desteği alacağımız sözünün ardından Aksa ile görüşmeleri başlatmak üzereyken malum işte seçim sürecinin bu istikrarsızlık döneminin kurbanları arasına dahil olmak üzereydi projemiz ama olmayacak inşallah. Tabii burada şunu mutlaka ifade etmemiz lazım. Hayata geçirmek için planladığımız bu projelerin devamlılığı ve gerçekleşmesi konusunda karşımıza çıkan en büyük engelin ne yazık ki hükümet, istikrarlı bir hükümet kurulamaması olduğunu ifade etmek durumundayım. Bir iktidar milletvekili olmama rağmen 7 Haziran sürecinden sonra ülkede siyasi istikrarın bozulmuş olması, ülkenin tekrar yeni bir seçime odaklanmak durumunda kalması, bir koalisyon arayışına girilmiş sürecin ardından, bir koalisyon oluşamamasının ardından yeniden ekonomik açıdan, siyasi açıdan, düşünsel açıdan ülkenin bütün katmanlarıyla 1 Kasım'a odaklanmış olması ne yazık ki şehrimiz de dahil olmak üzere bütün ülkemizde hatta bize bakan sınırlarımız dışındaki topluluklarda bile bir ivme kaybına sebebiyet vermiştir. Siyasi istikrarın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Ve buna paralel de önümüzdeki seçimlerde vatandaşlarımızın şu yaşadığımız 7 Haziran 1 Kasım arası süreçte ki yaşadıklarımızı defaatle tekrar tekrar düşünüp sandık başında ona göre irade göstermelerini özellikle istirham ediyorum. Bugün biz 7 Haziran'dan sonra güçlü bir iktidar yapısı oluşturabilseydik, inanıyorum ki Sayın Başkanımın ifade ettiği birlikte yola çıktığımız ve devam ettirdiğimiz bu projelerde belki ektiğimiz tohumlar yavaş yavaş fidan haline gelmeye başlamış olacaktı. Bu da bir şanssızlık diyelim. Yani ilk defa bir uyum var ve hükümetin, güçlü bir hükümetin olamamasından bunda dolayı. Bunda da hayır var. Bunda belki da bir hayır var. Bir şeyler evet. Bir diğer sıkıntımız şuydu. Bakın biz az önce Sayın Vekilim de ihtisas organizeleri istişare ederken bazı isimler saydık. Dedik ki gıda, mobilya, plastik evet. buyurdunuz. Bunlar doğru. Neden bunlara ihtiyaç duyuyoruz? Bu sektörlerin aslında çok geçmişinin olduğu sebebiyle Elazığ'da. İşte bir gıdanın 50-60 yıllık burada bir kökü var. Plastik sektörünün Türkiye'de başlangıcı yıllarında hemen Elazığ'ın da aynı yıllarda plastik sektörüyle ilgili varlığını görüyoruz. Tabii, ekonomik alanda. 70'li yıllarda. 70'li yıllarda. 3 tane zannediyorum evet. plastik sanayinde 3 şirket var. Birisi Elazığ'da. Tabii tabii. Tabii. Hala da var. Tabii. Kevan Holding bünyesinde kurulan plastik. Ülkemizde başladığı anda Elazığ'da da başlamış evet. oldu. Yani biz bunu, çok iyi biliyoruz. Bunu devletin sanayi kollarında ekleyebiliriz. Yani örneğin şeker fabrikasına. Tabii tabii. Yem fabrikasına. Yani sanayi. Ama bugün ihtisas bölgesine ihtiyaç duyabileceğimiz derecede köklü olanlarını evet. hemen saydık biz. Mobilya da bunlardan biriydi. 40-50 yıllık bir geçmişi var bölgede. Kayseri'den sonra en iyi üretim Elazığ'dadır bölgede. Evet. Biz şimdi hep bakın
şu ana kadar benim sorunları arz ederken köklü sektörlerimizi güçlendirmekle ilgili, gücünü kaybettiği sektörlerimizi tekrar güçlendirmekle ilgili çalışmalarımız vardı. Bizim bir de bu işe başlarken, bu işleri projelendirirken, ilimizin sorunlarını tespit ederken hiç olmayan sektörler olduğunu da fark ettik. Evet, hiç üretim hafızası olmayan. Hiç yok. Evet. Böyle bir tecrübesi yok. Mesela üzerinde çalıştığımız birinci şeyimiz biyo sektörler oldu. Evet. Bu biyo sektörlerde ilimizin gelişimini sağlamak zorundaydık. Belki ondan önce de kurgulamamız gereken sektörler var. Varlığı hiç olmayan sektörler var ama bunun kurgulanması kolay olduğu için bu sektörü tercih ettik. Önce kolayları bir gerçekleştirelim, zorları ondan sonra deneyelim diye. Burada tabii hiç sektörde bir faaliyet olmayan bir şeyi kurgulamak mevcuttakini iyileştirmekten daha zordur. Çünkü bir insanların tercihi, refleksini doğurmak zorundasınız. İşletmecileri ve KOBİ'leri o sektörde yatırım yapmaya yönlendirmek zorundasınız. Önce kabulü gerekli bu işin ve bunun için de bir sözleşmeli üreticilik diye garantili bir satış ve para döngüsünü sağlamak zorunda hissettik kendimizi. Eğer satışlarında risk olabilecek bir sektörse, kurgulamaya çalıştığınız sektör ve üretimle, üreticiyle bu hem lojistik desteği, üretimin lojistik desteğini hem de sahadaki satış ve pazarlama desteğini alabileceğiniz ciddi firmalar yanınızda yoksa siz bu işe girmekte imtina edersiniz. Girmemeyi tercih edersiniz. Ama biz onu kolaylaştırmak için bir proje hazırladık. Dernekler Daire Başkanlığı'na. Buradan alabileceğimiz hibeler vardı ve bu sektörü en alt seviyeden genç girişimcilerle, hanım girişimcilerle yaparak başlatalım dedik. Daha sonra bunları seralara taşıyalım dedik. İlimizde fuarlar düzenleyelim dedik. Bu sektörde tecrübeli olan illerimiz var. Şu anda Konya Türkiye lideri bu alanda. Orada çok önemli firmalar var. Burada oluşabilecek yatırımcılarla, firmalarla veya şahıs işletmeleriyle oradaki büyük kurumları, bu işin duayenlerini sözleşmeli üreticilik yaptırtmaya çalışalım dedik. Hem ilimizde sektörü oturtmuş oluruz hem de sağlıklı bir ticaret mekanizması kurmuş oluruz. Bununla da ilgili dosyamızı hazırladık. Dernekler Daire Başkanlığı'na sunulmak üzere yine Sayın Vekilimize arz ettik. Ben hemen bir araya girmiş olayım başkanım. Bu çalışmaları daha önceki siyasilerle bir araya gelemediniz mi? Onlara sunamadınız mı? Neden Serpil Bulut buna bu kadar sahiplendi? Bunu da anlatırsanız. Şimdi tabii ki az önce arz etmeye çalıştım. Biraz üstü kapalı geçtim de. Mesai kurgusunun nedenleri ve nasılları bizim için çok önemli. ASKO'nun bir yöntemi ve dili var. Haklı zenginlik gibi bir esasa dayandırdığımız çok dirayetli ve düzgün bir duruşa sahip olmaya çalışan bir kurumuz. Bizim mesai kurguladığımız arkadaşlarımızın bizimle aynı dili kurmuş olması bir kere bu çok önemli bizim açımızdan. Çünkü bu herkes için önemlidir. En azından mesai kolaylaştırır. Ortak dili kurmak. Birincisi bu yerleşimi ve bu köklü geleneğimizi biz ilimize tanıtmakla da ilgili bir mesai harcadık. Sayın eski vekillerimiz de bizi tanımıyorlardı. Bizim evet 1997'de kuruluşumuz ama ilimizdeki kuruluşumuz 2 yıl olmadı. Tabii bunların ama bu, sizin bu haricinizde sizin haricinizde yine ekonomik STK'lar var ve bunlar da mı bir diyalog kuramamışlar bugüne kadar? Hani bizim duyduğumuz, içinde olduğumuz, gerek gazetecilikten gerek iş adamlarından gerek siyasetin içinde böyle bir sinerji sağlanmadı benim bildiğim kadarıyla. Bunun evet bizim ilimize özel birkaç özel sebebi var. Evet. Bir de genel sebebi var Hayrettin Bey. Özel sebebi şu. Biz Elazığ'da az önce ifade etmeye çalıştım. Kamusal hizmeti kamu kurumları tarafından nasıl verilmesi gerektiğiyle ilgili eksiğimiz var. Ben kendi kurumum için arz edeyim ki kimseyi töhmet altında bırakmayayım. Yapamadığım daha yüzlerce mesele var. Ama benim bunları yapmakla ilgili de sorumluluğum var.
bu sorumluluk bilincinize bağlı bir mesele. O kurumun başındaki arkadaşların sorumluluk bilincine bağlı bir mesele. Biz bunları çok iyi yaptık, çok iyi işler ortaya çıkardık diyemiyoruz. Ama biz bunlar üzerinde kafa yorduk ve endişe ettik, kaygılandık ilimizin bu eksiklikleri sebebiyle. Kaygılanan, endişe duyan arkadaşlarımız bizden önce yok muydu? Belki vardı ama işte burada da o ikinci ve üçüncü sebepler devreye girdi belki. Orada da bu mesai kurulamadı. Az önce ifade ettiğimiz gibi hani kamu kurumlarının yöneticileriyle sivil toplum kuruluşlarının entegrasyonu, kaynakların doğru bir şekilde kullanılması için bunların aynı dili kurgulaması, bunun için de gerekli olan bir mesai yapması gerekiyor. Yani bir araya gelmeleri gerekiyor. Bizim için boş vakit diye bir kavram kalmadı. Burada bütün kurum yöneticilerimizde, milletvekillerimizde, rektörümüzde, belediye başkanımızda, valimizde ne yapılması gerekirse onu konuşmak üzere kapılarını çaldık veya işte sayın vekilimin geldiği gibi birlikte ne yapabiliriz diye gelen arkadaşlarımızla da hemen bir mesai nasıl kurgulayabiliriz diye araştırmamız oldu. Biz şimdi bu mesai ararken diğer vekillere gitmedik mi? Tabii ki projelerimizi sunuyoruz, yardım istiyoruz ama işte ilgi o kamusal alandaki diğer insanların da ilgisinin derecesine bağlı. Biz zaten bundan da yakınıyoruz. Her şeyi siyaset mekanizmasına kilitlersek yürüyemeyiz. Şöyle bir algı oluşuyor toplumda. Bir şeyleri başarabilmeniz için siyaseten bir yerde olmanız gerekiyor deniliyor. Böyle bir şey yok. Siz eğer altından üretmiyorsanız siyaset mekanizmasının yapabileceği çok fazla bir şey yok. Kesinlikle. Altını üretmemiz gerekiyor. Sayın Vekilim az önce bölgeler arası farkı söyledi işte kalkınmada öncelikli iller sıralamasında. Mesela Elazığ 4. bölge işte organize sanayide yatırım gerçekleştirirseniz 5. bölge haklarından faydalanıyorsunuz. 6. bölgedeki yatırım yapan firmalarla rekabet etme şansınız yok. Rekabetinizi kırıyor. Bunu ne yaptık? Bütün vekiller, bir dönem önceki vekiller ve ondan önceki vekiller. Hepsi konuşmadılar mı? Konuştular. Sonuç yok. Ama biz sonuca götürecek bir mesai kurgulamaya çalıştık. Ne yaptık? Bu işin uzman arkadaşlarımızı sayın vekilim topladı. Bir akşam saatiydi. Beni evet. De aradı. İşte buradaki bir otelde hocam bütün şeylerini hazırlamıştı. Gittik. Arkadaşlarımla da ben orada tanıştım. Hakikaten çok değerli fikirler ortaya atıldı. Konuşuldu. Tartışıldı. Bunu yapsak, bunu yapmasak diye. Sayın vekilim ondan sonra buradaki bilgilerle Ankara'da bir mesai harcadı. Bakanlık bu teklife en olumlu nasıl bakar? Çünkü ben mesaisine şahidim. Birlikte çoğu kısmını yürüttük. Orayı da tespit ettikten sonra burayı oraya taşıdı ve ben eminim ki birkaç ay sonra inşallah bu meseleyi de çözecek. Çözülecek de eğer tabii dediğim gibi eğer siyasi istikrar oluşmuş olsaydı Türkiye'de zannediyorum ki çözüm noktasına gelmiş olacaktı. Burada şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Biz kalkınmada öncelikli iller arasında 4. bölgedeyiz. Evet. Biz Sayın Bakanımızın huzuruna giderken veya Teşvikler Dairesi Genel Müdürlüğü'ne bu konuyu arz ederken biz 4. bölgeyiz mağduruz bizi 5. bölge yap veya 6. bölge yap talebiyle gitmedik. Bu devletin işleyiş sistemine uymaz. Evet. 4. bölgeyseniz bazı kriterler vardır. O kriterlere istinaden sizi 4'e koymuşlardır. O kriterler değişmediği sürece de 4'ten 5'e veya 3'e geçmeniz ya da 6'ya geçmeniz söz konusu değildir. Biz sadece o dönemde kurguladığımız mağduriyetimiz ile ilgili kurguladığımız projeyi kendilerine takdim ettiğimiz zaman hem Sayın Genel Müdürümüz hem de Sayın Bakanımız bu tür bir sunumla kendilerine ilk kez gelindiğini ve mağduriyet ifadesi konusunda çok haklı olduğumuzu ifade etti. Hatta ve hatta defaatle gözden geçirdikleri halde teşvikle ilgili bazı illeri kalkındırmaya yönelik bir adım atma hesabı güderken bazı illerin bu derecede haksız mağduriyete, haksız rekabete maruz kalmasına sebebiyet verdiklerinin farkında olmadıklarını ifade etti. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yeniden komisyonların kurulması, bakanlar kurulunun oluşturmasıyla beraber teşvikle ilgili yeni değişiklikler, yeni uygulamalar, yeni yapılanmalar planlandığı dönemde bu mağduriyetin, bazı illere mahsus bu mağduriyetin de ayrı bir başlık altında
gündeme getirileceği konusunda bize söz verdi. Yoksa bize verilen söz, ha tamam Sayın Hocam biz sizi 4'ten 6'ya alalım, biz sizden çok etkilendik, bunun, mağduriyetinizden çok etkilendik şeklinde bunun değil. Bunun benzeri 2005 yılında biliyorsunuz Elazığ ve Tunceli yine bir teşvik kapsamından çıkarılmıştı o dönemde. Kaç sayılı yasaydı tam hatırlayamıyorum. Yine böyle bir sorun yaşandı. Tabii makul, o zaman zaten makul, 4. bölge. Evet. Makul bir şeyle gidilemediği talebiniz için. Talebiniz çok önemli. Evet. Hangi taleple gittiğiniz çok önemli. Karşınıza gelen şahsın talebini dinlediğiniz zaman ona yardımcı olup olamayacağınız konusunda zaten hemen, evet, kanaat belirtiyorsunuz. Bizim götürdüğümüz talep, bu talebi götürmeden önce zaten ben genel müdür yardımcısıyla bir ön görüşme yapmıştım. Ve refüze, hemen refüze edilmemek için nasıl bir algı oluşturmamız gerektiğini kendisine sormuştum. O da sağ olsun çok olumlu bir şekilde bize yaklaştı ve dedi ki, evet, hocam şu 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 kurumları aynı çatı altında birleştirir, toplar. Ortak bir söylem oluşturursanız ve hatta sizinle aynı pozisyonda olan farklı illeri de bu işin içine katarsanız yaptırım gücünüz çok artar. Bu ifade gerçekten bizim aslında önümüzü çizen, yolumuzu belirleyen ifade olmuştu. Yine şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Siz biraz önce Sayın Başkanıma sordunuz. Hani neden siz STK, evet, olarak, evet, siyaset, daha önce de siyasetçiler vardı, STK'lar vardı. Yani içindeydik, biz de içindeydik. Böyle bir şeyi görmedik. Şu haksızlığı yapmamamız lazım. Evet. Yıllarca benim ve benim gibi, benim yaş grubumda olanların çok iyi hatırlayacakları gibi, yıllarca bu ülkede sivil toplum kuruluşları, belli kurumlarda çalışan insanların boş vakitlerini geçirmek için ve sosyal ortam oluşturmak için kurdukları çatılar olarak bilindi. Hatta sivil toplum kuruluşlarının derneklerinin, ben tüm eğitim hayatımı İstanbul'da geçirdim. Beyoğlu'ndaydı ailemin evi, bir lojmanda kalıyorduk. Kanarya Sevenler Derneği diye bir dernek vardı yolun üzerinde. Evet. Annem derdi ki o derneğin önüne geldiğin zaman karşı kaldırıma geç. Evet. Öyle yürü, dernek hizasını geçtikten sonra o kaldırıma geç. Neden derdim? Kızım orada kumar oynatılıyor derdi. Evet. Orası sağlam yer değil derdi. Her türlü ve benim babamın öğretim hayatım boyunca bana söylediği şeylerden birisi şuydu. Hiçbir derneğe üye olduğunu duymayacağım. Biz bu korku ve kaygıyla yetiştik. Çünkü dernekler ya sosyal ortamla alakalı oluşturulmuş, usulsüzlüklerin yapıldığı, ahlak dışı davranışların bulunduğu yerler ya da siyasi partilerin, siyasi örgütlerin yan kolları diye algılandı. İşte bu bizim geri kalmışlığımızın en önemli göstergelerinden biriydi. Biz bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda ülkelerin gelişmişliğinde sivil toplum kuruluşlarının nasıl lokomotif rol oynadıklarını çok iyi görürüz. Amerika'daki dernek sayılarına bakın, birinci dünya Avrupa, evet, ülkelerindeki dernek sayılarına bakın. Ben sivil toplum örgütleri içerisine eğitim hayatımı bitirdikten sonra aktif olarak müdahil olduğumda gerçek hizmeti hayata geçirmenin en önemli yolunun o dönemlerde siyasetten bağımsız gönüllü hareket olduğunu anlamıştım. Ve yıllarca meslek olarak, mesleğim itibarıyla hayata geçiremediğim bazı şeyleri, toplum yararına olan bazı hareketleri, davranışları ve hizmetleri STK'lar bağlamında hayata geçirebildiğimi gördüm. Sivil toplum örgütlerinin ortak paydası iyilik yapmaktır. Karşılıksız ve menfaatsiz iyilik yapmaktır. Bu algı ülkemizde son 10 yıldır neredeyse oturdu. Yani 10-15 yıl içerisinde, evet, tam olarak oturdu. Bugün şehirlere bakalım. Konya örneği veriyoruz, Kayseri örneği veriyoruz. Konya'da binlerce sivil toplum kuruluşu var. Evet. Hepsi tek başına son derece fazla sayıda Avrupa Birliği projesi üreterek Avrupa'dan taze para eline çekiyor. Bununla kuruyor bazı şeyleri. Bazı yapılanmaları bununla yapıyor. Amatör futbolcular sanki profesyonel futbolcu gibi hiçbir sıkıntıya maruz kalmadan bu Avrupa Birliği projesi ve SODES projeleri sayesinde ayakta durabiliyorlar. Biz il olarak sivil toplum anlayışını daha yeni yeni algılayabilmiş bir yapıdayız. Ben STK'nın içerisinden gelen bir sivil bir siyasetçi olarak bu yola girdiğim zaman elimden tutup beni götürebilecek, taşıyabilecek ve bu çok koordineli hareket etmeyi gerektiren bir dans gibidir siyaset. İyi partner bulursanız muhteşem bir görüntü oluşturursunuz. Evet. Bizim bu süreçte ekonomi ve sanayi alanında birlikte hareket edebileceğim en iyi partnerlerden birisinin ben ASKON olabileceğini düşündüğüm için böyle bir çalışmanın içerisine girdik. Ben onların ritmini bozuyorum belki ama onlar muhteşem bir ritim katıyorlar. Evet, bu süreçte yani siz aslında teşvik ediyorsunuz. Bir taraftan tabii. ilerleme oldukça tabii. Bu sizin teşviğinizdir. Yeni projeler kesinlikle üretiyorlar. Kesinlikle. Yani uygun partner. Sayın Karakaya şöyle de bir şeyi arz edelim, evet, yeri gelmişken. İş dünyasının her şeye ihtiyacı var. Kaynaklar önemli.
finans kaynaklarımız önemli, insan kaynaklarımız önemli, veri kaynaklarımız önemli. Ama bu kaynaklardan daha önemlisi kaynakların kullanıldığı zaman önemli. Siz bir insanın ömründen çok daha fazla süreçlere projeler üretiyorsunuz. İş dünyası böyle yürür. Birkaç günlük düşünemezsiniz yatırımlarınızı. Çocuklarınıza, torunlarınıza devredebileceğiniz işletmeler oluşturuyorsunuz. Ülkenizin belki de bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyacağı sektörleri oluşturuyorsunuz. Bunlar böyle birkaç, 3-5 zamanlık meseleler değil. Zamanı da iyi kullanmak gerekiyor. Ama bu hem kaynakları hem zamanı kullanırken en önemli bir mesele ortaya çıkıyor ki moral ve motivasyon. Evet. Sayın Vekilim bizi bu projelere zorlamadı. Moral ve motivasyonumuzu yükseltti. Biz bu mesaiden o kadar lezzet aldık ki şimdi hüsran duyduğumuz bazı zamanlar da oldu. Bağırıp sesimizin kısıldığı ama bir çözüm üretilecek bir mekanizmayı kuramadığımız zamanlar da oldu. Şimdi Sayın Vekilim kendisi gelip hadi ne yapıyorduk Elazığ için dediğinde biz bir sevinç, bir moral bulduk. Evet. Ve biz artık uyumanın anlamsızlığını arkadaşlarımızla idrak ettik. Dedik ki ya uyumayalım. Yani yapabileceğimiz her şeyi hayata geçirelim. Biz tabii bir konuda takıldık. Yani zaman o kadar hızlı geçiyor evet. ki. Bu saatten sonra Sayın Vekilim tekrar aday değil biliyorsunuz. Siz ne yapacaksınız bu saatten sonra? Yani ki biz mesailerimize ve projelerimize evet, Sayın devam Vekilim edeceğiz. Sayın Vekilim de herhalde Ankara'da yine devam edecek bu çalışmalara. Şöyle Elazığ'da ikamet ediyoruz. Evet. Elazığ'da ikamet etmeye devam edeceğiz ama 1 Kasım'a kadar inşallah şehrimizin vekaletini taşımaya devam edeceğiz. Evet. Bu süre içerisinde biz ivmemizden hiçbir şey kaybetmedik. Cuma günü yeni 26. dönem vekil listeleri ilan edilecekti. Ben çarşamba günü Ekonomi Bakanlığı'nda bu teşvikle ilgili Sayın Bakanımızla görüşme yapıyordum. Hatta evet. Sayın Bakanımız yanlış yerdesin, genel merkezde olman gerekiyor ifadesini kullanmıştı. Evet, evet. Ben de yok efendim genel merkez ilgilenmiyor teşvikle, sizler ilgileniyorsunuz diye esprili bir cevap vermeye çalışmıştım. Ben 1 Kasım'a kadar aynı şekilde aynı birlikteliğimize devam edeceğiz. 1 Kasım'dan sonra da 25. dönem Elazığ milletvekili olarak yine aynı sistemi yeni vekil arkadaşlarımızla beraber aşamadığımız konularda onlardan destek isteyerek inşallah ki aşamayacağımız çok ciddi bir problemin devletin işleyiş sistemi içerisinde olmayacağını biliyorum. Yeter ki makul ve mantıklı taleplerle evet. altyapısı hazırlanmış, fizibilite çalışmaları yapılmış taleplerle gidin. Benim bu sorum zaten Askon Şube Başkanı'naydı aslında, size değildi. Dolayısıyla. Yani bu saatten sonra Askon Şube Başkanı, Askon olarak Sayın Vekilim 1 Kasım'dan sonra vekil değil. Siz Askon olarak ne yapacaksınız diye benim sorum oydu aslında. Evet. Ben sadece hani Ankara'da evet. mı olacaksınız evet. deyince evet bir ayağımız Ankara'da evet. çocuklarımız orada eğitim görüyor evet. ama diğer ayağımız da Elazığ'da. İki elimiz ve bir evet. ayağımız da Elazığ'da inşallah. Şimdi ben Sayın Vekilimizi tanıdığım kadarıyla arz edeyim bu sorunuza cevap. Bence bu işin peşini bırakabilecek yapıda birisi değil. Biz evet. bırakırsak da o bırakmaz. Evet. Ama biz de sonuna kadar, Sayın Vekilim de sonuna kadar inşallah yürüyeceğiz. Evet, inşallah. Evet, ifade ettiği gibi yine siyaset mekanizmasına ihtiyaç duyduğumuzda tabii ki Elazığ'ın o zaman da önemli, değerli milletvekilleri olacak. Onlardan da yardım isteyeceğiz. Ama Sayın Vekilimin etki alanı bence bu işleri bitirecek süre içerisine sığdırabileceğimizi de düşünüyorum. Böyle çok da yaymayacağız inşallah. Evet. 1 Kasım'a kadar bunlarla çok ciddi bir yol alınır. Evet. Ve ondan sonrası artık rutin mesaiye dayalı yürüyebilecek işler olur. Elbette. Biz de artık onu takip ederiz. Bunu şöyle ifade edeyim. Mesela biyosektörlerin ilimizde kurulması ve geliştirilmesiyle ilgili o projenin onaylandığını da ifade edelim evet, bu arada. Teşekkürler. Bu proje onaylandı ve zannediyorum yakın bir zamanda da sözleşme için davet edileceksiniz inşallah. Elbette hükümet kurulamadığı için bu süreç biraz uzayacaktır, uzama gösterecektir ama yine değerli, çok kıymetli izleyicilerimize bir kere daha ifade etmek istiyorum. Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın temelini tabii. oluşturuyor. Yani hükümet tabii tek başına bir hükümet kurulamadığı için anlamında AK Parti'nin çoğunluk alamadığı. Hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz evet. şey tek başına 276'yı bulamadığımız hükümet. İçin. Çünkü evet. bizim siyasi tarihimiz, geçmişimize şöyle bir baktığımızda koalisyonlarla ilgili uzun vadeli devlet için
çok ciddi, ülkemiz açısından ciddi ivmelere sebebiyet vermiş koalisyon örneklerini zannediyorum ben bir tanesini hatırlıyorum. Refah Yolu'da döneminde. En başarılı koalisyon dönemi 11 olarak. Aylık bir dönemde evet. Onu söyleyebilirim ama onun dışında yani o dönemde hepsi, denk bütçe yapıldığını evet, biliyoruz. Onun dışındaki koalisyonların ülkemiz için sadece sıkıntı ve sorun oluşturduğuna hepimiz şahit olmuştuk. Zaman kaybından öte bir şey olmadı. Ve tabii siz ikiniz çok genç olduğunuz için geçmişteki koalisyonları benim kadar bilmezsiniz benim yaşım itibariyle. Şimdi 80'den sonra doğan çocuklar biliyorsunuz şu an 35 yaşında. Evet. Yani çok bilmezler. 77'de, 79'da, 80'de hani o 70'lerde muhtaç olduğumuz dönemleri. Ben tabii gerçekten hoş bir sohbet devam ediyor ama biz bir saatlik süremizi doldurmak üzereyiz. Sadece bir konuyla bu kadar gelebildik. Son cümlelerinizi bu arada alayım ben. İkinci bölümde tekrar üçüncü bölümü herhalde devam edeceğiz gibime geliyor. Evet. Çünkü soracağım birkaç soru var. Biz bir soruyla bir saatlik zamanı doldurduk. Yani biz tabii de o, daha derdimizin yarısına gelemedik. Evet. Onun da farkındayım. Onun da farkındayım. Ancak stüdyo şefimiz durmadan işaret edince biz süremizi tekrar 3. bölümde devam edeceğiz inşallah. Bu son 5 dakikayı kısıtlı hemen kullanalım. Hemen bir derdimizi evet. arz edeyim 5 evet. dakikanın içerisinde. Bizim bir de az önce işte ilk konuşmamıza başladığımızda bu destek mekanizmalarını saydığımızda Avrupa fon desteklerini ifade etmiştim. Bu fon desteklerini sadece İPART projeleri ülkemize geri kazandırıyor. Bakın bu milli bir davadır. Bu anlatacağım konu. Böyle işte ucuz kahramanlıklar değil. Hakikaten ülkemiz için yapmamız gerekenleri yapmış olmamız gerekiyor. Kahramanlık bu. İPART fonlarının dışında Avrupa'dan Türkiye'ye çok az para getirebiliyoruz. Ve o fonlarda toplanan para bizim memurlarımızın maaşlarından, işçilerimizin maaşlarından, esnafımızın ödediği vergiden kesilen paralarla oluşturan fonlar. Eğer biz proje yapıp çağırmazsak bu paraları ülkemize, bu parayı mutlaka Avrupa ülkeleri kullanıyor bir şekilde veya ihtiyaç duyan, proje yapıp çağıran ülkeler bunu kullanıyor. Biz şimdi sadece İPART fonlarıyla, İPART projeleriyle bu fondaki paraların Türkiye'ye gelişini yeterli görmüyoruz. Bir mekanizma daha bulduk ve üzerinde yoğun bir şekilde çalıştık. Horizon 2020 destek mekanizması. Burada da tarım ve hayvancılığa dayalı endüstriyel mahalleler kurulumu ile ilgili bir projemiz vardı. Buradaki düşüncemiz şuydu. Kısaca projeyi arz edeyim. İhtisas organize sanayi bölgelerini saydığımızda az önce sanayi ile ilgili olanlarını saydık. Bakın hayvancılık, tarım, tarıma dayalı endüstriyelleri saymadık. Neden? Şimdi destek mekanizması değişti. Başbakanımız da bunu destek mekanizmaları içerisinde ifade etmişti. Geçen seçim çalışmalarında ilk başlangıcında bu mekanizmayı Türkiye'de kurgulamak istiyoruz diye. Burada bir bölgenin yeniden bir mahallesinin yapılanmasından bahsediyoruz. Bir ilçenin yeniden kurulması. Mesela 150-200 hanenin yeniden konutlarının yapılması, sosyal merkezlerinin yapılması, bakkalı, fırını, berberi, kasaba, alışveriş merkezi, düğün salonu gibi sosyal merkezlerinin yapılması, onların etrafında bunların bu konutlara ait insanların iş yerlerinin olduğu bir proje. İşte orada ihtisas olan o mahalle neyse, mesela biz bunu Keban için balıkçılık endüstriyel bölgesi, Baskil için kayısı üreticiler endüstriyel bölgesi, Kovancılar için koyun ve keçi üreticileri endüstriyel bölgesi, Karakoçan için büyükbaş et üreticileri endüstriyel bölgesi, Yazıkonak, İçme ve Akçakiraz bölgesi için süt üreticileri endüstriyel bölgesi gibi bölgelerle Elazığ'ı planladık. Ve bu ihtisaslarla işte bir örneğin üzerinden gidelim. Mesela Baskil'de kayısı üreticileri ihtisas organize sanayisi için, bölgesi için konutlarınızı yapıyorsunuz, sosyal tesislerini yapıyorsunuz, iş yerlerini yapıyorsunuz, kırma paketleme tesisleri, istimleme tesisleri, bir bütün kompleks ve bu komplekslerin enerji dönüşüm sistemlerini kuruyorsunuz, çevreye saygılı üretimler yapıyorsunuz.
içinde kliniğini, hayvancılıklaysa kliniğini, işte tarımsa Ar-Ge binasıyla birlikte ve personelleriyle birlikte ve bu üreticilerin birliklerini kurarak, üretici birlikleriyle ve belki o bölgeyle Türkiye'deki diğer illerdeki ihracatçı birliklerinin ofisleriyle oryantasyonunu kuruyorsunuz. Ve yine sağlıklı bir üretim, sağlıklı bir ticaret mekanizması sağlıyorsunuz. Hem bunu üçüncü bölümde devam edelim. Evet. Sayın Vekilim, ekleyeceğiz bir tabii şey var mı? Yani hemen bunu, evet. Bunu evet, üçüncü bölümde devam ayrılalım. Buyurun. Bununla da ilgili bu dosyamızı hazırladık ve Sayın Vekilimize sunduk. Bu beni en çok heyecanlandıran projelerden birisiydi. Çünkü bu aynen şeye benziyordu. Bu bilgisayar üzerinde köy kuran, şehir koyan, yetiştiren, çocuklar oynarken Farm görmüştüm. Evet. Farmville diye zannediyorum bir oyun programıydı. Çok heyecan verici bir projeydi. Tabii bu projenin hayata geçirilebilmesi için en az 4 bakanlığın aktif olarak işin içerisine sokulması gerektiğinden yine biz bu siyasi istikrarsızlık ve kurulamamış hükümet gerçeği münasebetiyle maalesef bu projeyle ilgili peki, dişe dokunur bir adım atabildik diyemeyeceğim. Bunu 3. bölümde devam edeceğiz. Konuşalım inşallah. Çünkü bir soruyla bir saati bitirdik. İkinci soruda inşallah detaylı konuşuruz. Sevgili seyirciler, programımız uzayacak. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.